Hani sürekli balığı yakalamıyorsunuz. Denizin dibini sıyırıyorsunuz. Yani orada kurutun yumurta var. Ne oluyor lan her tarafın? Yani yol yapılıyor. Şimdi adamların niyetleri, adamlar çok yetkin sanatı almışlar karşısında. Lütfen geçirme gözünü üzerimden. Bugün benim o yerime bakarız. Lütfen geçirme gözünü üzerimden. Bugün benim o yerime bakarız. Lütfen geçirme gözünü üzerimden. Bugün benim o yerime bakarız. Korkudan dili bağlı sanatın. Değil mi ki çılgınlık sahip çıkmış düzene? Doğruya doğru derken eğriye çıkmış adın. Değil mi ki kötüler kadı olmuş Yemen'e? Vazgeçtim bu dünyadan. Dünyamdan geçtim ama. Seni yalnız komak var. O koyuyor adama. Oh, God, yes. Dirty teeth appear, and he shows them dirty white. Just a jackknife has my teeth dear, and he keeps it out of sight. You know, all the sacrifice. Ölüm, meyitte sallanan bir ölüm, bu ölüme bir türlü razı olmuyor gönlüm, fakat emin ol ki sevgili, zamanlı bir çingenenin kıllı, siyah bir örümceğe benzeyen eli geçirecekse eğer ipi boğazıma. Mavi gözlerinde korkuyu görmek için boşuna bakacaklar nazıma. Ben alacakaranlığında son sabahımın dostlarımı ve seni göreceğim ve yalnız yarım kalmış bir türkünün acısını toprağa getireceğim. Karım benim, iyi yürekli, altın renkli gözleri baldan tatlı arım benim. Ne diye yazdım sana istendiğini idamımın? Daha dava ilk adımında ve bir şalgam gibi koparmıyorlar henüz kellesini adamın. Hadi bunlara boş ver bunlar. Uzak bir ihtimal, param varsa eğer bana fanila bir don al. Tuttu bacağımın siyatik ağrısı. Unutma ki daima iyi şeyler düşünmeli bir mahpusun karısı. Sabah 21. Meydan yerinde kampana vurdu. Neredeyse koğuşların kapıları kapanır. Bu sefer hapislik uzun sürdü biraz, 8 yıl. Yaşamak ümitli bir iştir sevgilim. Yaşamak seni sevmek gibi ciddi bir iştir. Yaşamak şakaya gelmez. Bak, büyük bir ciddiyetle yaşayacaksın. Bir sincap gibi mesela. Yani yaşamanın dışında ve ötesinde hiçbir şey bekleme. Yani bütün işin gücün yaşamak olur. Yaşamayı ciddiye alacaksın. Hem de o derecede öylesine ki mesela kolların bağlı arkadan, sırtın duvarda yahut kocaman gözlüklerin beyaz gömleğinle bir laboratuvarda insanlar için ölebileceksin. Hem de yüzünü bile görmediğin insanlar için. Hem de kimse seni buna zorlamamışken, hem de en güzel, en gerçek şeyin yaşamak olduğunu bildiğin halde. Yani öylesine ciddiye alacaksın yaşamayı, 70'inde bile mesela zeytin dikeceksin. Hem de öyle çocuklara falan kalır diye değil, ölmekten korktuğun halde ölüme inanmadığın için. Yaşamak yani ağır bastığından. Diyelim ki ağır ameliyatlı hastayız, yani o beyaz masadan artık bir daha hiç kalkmamak ihtimali de var. Duymamak mümkün değilse de biraz erken gitmenin kederini
biz yine de güleceğiz anlatılan Bektaşi fıkrasına. Hava yağmurlu mu diye bakacağız pencereden yahut yine sabırsızlıkla bekleyeceğiz en son ajans haberlerini. Diyelim ki dövüşülmeye değer bir şeyler için, diyelim ki cephedeyiz. Orada, daha ilk hücumda, daha o gün yüzü koyun kapaklanıp ölmek de mümkün. Bak, tuhaf bir hınçla bileceğiz bunu, fakat yine de çıldırasıya merak edeceğiz belki de yıllarca sürecek olan savaşın sonunu. Diyelim ki hapisteyiz. Yaşımız da 50'ye yakın. Daha da 18 sene olsun açılmasına demir kapının, biz yine de dışarıyla beraber yaşayacağız. İnsanları, hayvanları kavgası ve rüzgarıyla, yani duvarın arkasındaki dışarıyla, yani nasıl, nerede olursak olalım hiç ölmeyecekmiş gibi yaşayacağız. Bu dünya soğuyacak. Yıldızların arasında bir yıldız, hem de en ufacıklarından mavi kadifede bir yıldız zerresi. Yani bir koskocaman dünyamız. Bu dünya soğuyacak günün birinde. Hatta ölü bir bulut yahut bir buz yığını gibi de değil. Boş bir ceviz gibi yuvarlanacak zifiri karanlıkta. Uçsuz bucaksız. Şimdiden acısı çekilecek bunun. Duyulacak masumluğu şimdiden. Böylesine sevilecek bu dünya. Yaşadım diyebilmen. Yaşamak ne güzel şey. Daran kabağı bu. Yaşamak ne güzel şey. Anlayarak bir usta kitap gibi, bir sevda şarkısı gibi duyup, bir çocuk gibi şaşarak yaşamak. Yaşamak birer birer hep beraber ipekli bir kumaş dokur gibi, hep bir ağızdan sevinçli bir destan okur gibi yaşamak. Yaşamak ne acayip iştir ki.